Hepiniz Peygamber Çizgisinde'nin yeni bölümüne hoş geldiniz değerli seyircilerimiz. Bugün Polat ve Salih Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini ben çizerken tahmin edecekler ve bugünkü bölümümüz diğer bölümlerden farklı olarak daha çok sünnet içerecek. Fakat bundan dolayı birazcık daha ben az konuşacağım. Onlar bu sefer daha çok tahmin etmeye çalışacaklar. Bence çok heyecanlı. O zaman eğer hazırsanız Polat, Salih başlayalım mı? Başlayalım. Süper. İlk sünnetimizle başlıyorum. Bir ev görüyorum ya da Kabe. Büyük ihtimalle. Değil. Kutu mu? Hediye? Hediye mi? Evet, evet hediye. Hediye vermek mi? Hediyeleşmek. Evet, hediyeleşmek, hediye vermek. Gerçekten hızlıydı. Diğerine geçiyorum eğer hazırsanız. Bu arada hediyeleşmek konusunda ne düşündüğünüzü de sormak isterim hızlıca. Hani diğer sevdiklerinizi mutlu etmek için iyi bir şey diye söyleyeyim. Evet. Hediye alması, başkasının hediye alması belki kimine göre hediye alınmasından daha güzel olabilir. Başkasının hediye alınca onun mutluluğu da seni mutlu edebiliyor. Özellikle sevdiğin insanlara. Öyle. Çok güzel bir noktaya değindin Polat. O zaman ikinci bir sünnete geçiyorum. Geçelim. Yemek görüyorum. Yemek. Evet. Yemek doğru tahmin. Ama şöyle çizeyim. Sağ elle yemek. Peki hepsini bildiklerimi sallıyorum. Ortak tabaktan yemek mi? Hayır, şu an anlayacaksınız muhtemelen yakın zamanda. Mavi şeyleri anlayamadım. Ben de anlayamadım. Gerçekten mi? Evet. Su mu acaba? Evet, su, evet. Su mu? Evet. Aa. Suyu nereden alırsınız? Kuyudan. Bu kuyu yani. Asıl suyu nereden aldığınız hiç önemli değil. Sadece şuradaki olaya odaklanırsanız. Ha, yemekten önce elini yıkamak. Evet. Evet. Polat doğru bildin. Yemekten önce ve sonra elini yıkamak. Çizmeme maruz görün ama bir önceki şeylerde evet, çok hızlı bildiğin için birazcık daha hızlı çizip zorlamaya çalışıyorum. Ya, çok güzel oldu. O zaman bir diğerine geçiyoruz. Parfüm ne benziyor? Koku sıkmak, güzel koku. Evet, evet, evet. Ama bir özelliği var bu güzel kokunun. Başka bir değinmediğimiz. Bu güzel kokunun sünnette güzel kokuyu doğru tahmin ettiniz fakat belirli bir... Gül kokusu? Hayır. Ha, efendimiz... Şöyle bir şey verebilirim. Efendimiz'e sevdirilen 3 şey geldi aklıma, 5 ile alakalı mı? Şöyle düşünün, günleri düşünün. Cuma günü güzel koku. Aynen öyle, cuma günleri güzel koku sürmek. Polat, teşekkür ederiz. Bayağı bir ipucu vermiş oldunuz ama. Gerçekten, artık bir sonrakine geçiyorum. Bakalım ilk başta kim bilecek? Bu arada, şimdi gösteremeyeceğim ama benim de bir Erdoğan kokum var. Öyle her cuma kendime, üzerime sürdüğüm cuma gitmeden önce. Erdoğan kokusunu ben de çok seviyorum. Gerçekten çok orijinal bir kokusu var. Ağacı da birbirinden güzel Erdoğan ağaçları. Kullandığın bir koku var mı Salih? Yani şey, dedemden kalan bir koku var. Onu seviyorum. Kokular aslında gerçekten hani Peygamber Efendimiz'i belki göremiyoruz. İşte onun sesi nasıldı bilemiyoruz. Ama hani kokusu gül kokusu gibi diye tarif ediyorlar ya ve gül hala günümüzde de olan bir şey. O bana çok anlamlı geliyor. Peygamber Efendimiz'den bize somut aktarabilecek şeylerden bir tanesi de sanki onun kokusuymuş gibi. Her ne kadar onunki kadar güzel bir gül kokusu bulamayacak olsak bile en azından benzerliğini tarif edebilmek şu anda bana çok mutluluk veriyor şahsen. O yüzden koku çok güzel bir şey.
Bunu görünce hadis geldi aklıma, sünnet değil. Söyleyebilirsiniz. İşte sahabelerin yıldız olması, Efendimizin işte hangi birine tutunursak kurtuluruz hadisi geldi aklıma. Çok çok güzel bir hadis hatırlatması. Bir namaz herhalde akşam namazı mı, yatsı namazı mı? Değil. Onun yerine bence sabah namazı. Zaten kaç tane namaz var sayabileceğiniz diye düşünüp size kopya vermiyorum. Gece olduğuna göre. Evet. Ecit. Evet. Salih. Salih'e bir puan daha. Teheccüd namazı. Şimdi bakalım bunu bilebilecek misiniz? Yine bir yemek. Evet ama... Oruç yok. Evet, evet, evet. Kesinlikle doğru. Fakat Pazartesi, Perşembe. Evet. 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 Ben demeden dediniz. Hemen Salih'ten kaptım cevabı ya. Gerçekten kim kazandı ben de şu an bilmiyorum ama alttaki puan chartlarına bakabilirsiniz. Kardeş İki... be yarı yarıya böyle yaşarım. Pazartesi ve Perşembeleri Efendimiz oruç tutardı. Ve tutmaya çalışırdı. Bir sonraki. Aynı zamanda Pazartesi, Perşembe oruçları da Ramazan'a kendimizi alıştırmak için çok güzel bir pratik yapma kaynağı diye düşünüyorum. Bakalım bilebilecek misiniz? Masanın etrafında insanlar var galiba. Toplanmışlar. İstişare olabilir mi? İstişare değil ama masanın etrafında insanların toplanmasını doğru bildiniz. Resmi biraz aşağıya çekebilir misiniz? Yukarıyı göremiyorum ben maalesef. Tamam, süper. Muhabbet, istişare. Öncelikle şuralara dikkat etmenizi istiyorum. Beraber. Yemek mi yiyorlar? Evet, beraber yemek yemek ama misafir ağırlamak. Yemekten önce de konuşmamak, yemekte muhabbet etmek. Biz size harf kopyası verdim şu anda. Bir kelime. Besmele çekmek. Evet. Kim tam olarak söyleyecek bütün hepsini? Yemekten önce besmele çekmek. Yemekten önce dua. Hayır. Son bir şans veriyorum. Hepsini söylediniz aslında. Sadece toparlamanız gerekiyor. Yani hepsini söylediniz. Sadece her bir şeyin... cümle içerisinde toparlanmanızı istiyorum. Yemeğe başlanmadan önce besmele çekmek. Yemeği topluca yemek ve yemekten önce besmele çekmek. Ha, anladım. İkisi beraber. Evet, ikisi birlikte. O zaman bir sonrakine geçiyorum hazırsanız. Yine bir kase görüyorum. Bu sefer sünnetlerimiz gerçekten çokça... Çorba kasesi herhalde. Yok. İki tane kase var yan yana. Evet, doğru ama bunu yorumlayın bakalım. Tam paylaştırmamış herhalde. Daha bitmedi bu arada ama siz tahminede durun. Yatmadan önce yemek yememek ya da birkaç saat öncesinden. Biri kalkmış uykudan. Evet. Sahur olabilir mi? Ama sahur... Şöyle söyleyeyim. Evet, sahura kalktığında çok yememek mi? Ya da oruçtan önce. Çok yememe kısmı doğru ama sahurla alakalı değil bu sünnetimiz. Çok yememek ve... Yatarak yememek. Evet, az uyumak. Salih doğru bildin. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten maddi manevi bunun ruhumuza aslında ve bedenimize çok katkısı olan bir sünnet olduğunu düşünüyorum. Uyguladığınızda da tam doymadan mesela masadan kalkmak ya da tam uykumuzu almadan kalkıp ibadet etmek, bir şeylerden fedakarlık yapmak gerçekten manevi olarak çok çok katkı sağlayan bir şey ruhumuza. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben katılıyorum. Çünkü galiba bilim adamları da bunu kanıtlamıştı. Öyle bir şey okumuştum araştırırken. Yani hayatınıza eklenecek bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bu iki sünnet aslında birbirine çok yakın, yani beraber gibi. Yani şöyle... Çok yerseniz aynı zamanda yatmadan önce yersiniz veya hani kalkmakta da zorlanabilirsiniz veya daha çok böyle çok yemek yiyen biriyseniz daha fazla uyuyor
olabilirsiniz. Böyle bir etkisi de var. Yemeğin aralık yapabilir. Böyle bir bağlantı kurdum. Aynen öyle. Aynen öyle. Gerçekten çok güzel bir yorum. Ve eğer hazırsanız son sünnete geçiyorum. Geçelim. Bir insan yine. Başörtülü gibi. Tebessüm. Çiçek düşünüyor. Daha da farklı bir şekilde düşünmeye çalışın. Tefekkür yok. Bu birazcık zorlayacak sizi. Bir kız daha var ama düşünmüyor galiba. Aslında burada hiç kız ya da erkek olmasına takılmanıza gerek yok. Ana konu bu, birazcık buralar, bu kısımlar. Çocuk, sadece insan olmalarına bakın. Yani soldaki biraz daha olgun, doğaya bakıyor, çiçek düşünüyor. Çocuk düşünmüyor. Birazcık sembolik olarak yaklaşın çizdiklerime. Çiçek değil ama çiçek neyi temsil edebilir burada? Güzellik. Güzellik, evet, güzel. Güzel düşünmek. Size bir kopya da verebilirim ama bence yapabilirsiniz. Son sünnet çünkü. Birazcık zorlanın. Zikir, yani zikretmek. Hayır, çocuklarla beraber iyi vakit geçirmek, onlarla oynamak. Hayır, o da değil. Şöyle başlıyor. Ya güzel nokta nokta, ya nokta nokta. Hatta birazcık daha kopya vereceğim. Ya güzel söz nokta nokta, ya nokta nokta. Ya güzel söz, ya güzel davranış. Hayır. Son 10 saniye o zaman. Ne güzel söz söyler ya da güzel düşünür. Tamamen sallıyorum. Yok. Hiçbir fikrim yok. O zaman söylüyorum. Ya güzel söz söylemek ya da susmak. Aslında yani hani biraz önce dedik ya, yediğimizden azaltmak, işte uyuduğumuzdan, uykumuzdan azaltmak. Bir de konuştuğumuzdan azaltmak da aslında bir tasarruf. Konuştuğumuzun da aslında fazlalığı var bazen. Hatta çoğu zaman. O yüzden bir şey söylemeden önce ben bu şeyi söylersem gerekli mi? Karşımdakine bir şey katacak mı? Ya da olayı değiştirecek mi diye bir sorup kendimize, ondan sonra aslında konuşmamız çok daha güzel olur. Aynı zamanda ya güzel bir şey söylemek ya da susmak, Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi. Salih, paylaşmak istediğin bir şey var mı bizimle bu bölümle ilgili? Güzeldi. Yani. Çok güzel. Bence çok güzel tahmin ettiniz. Bu son sünnet sanırım herkes için tahmin edilmesi en zor olan sünnetti. Peygamber Efendimiz'in yolunda sünnetlerini anlatmaya biz devam edeceğiz. Peygamber çizgisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi sünnetleri konuşacağız ve hangi konuklarla birlikte olacağız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bizi Instagram hesaplarından takip etmeyi, YouTube'da videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.